Merhaba ben Berkay Kırca. Bu videoda kamp hayatını bir ileri seviyeye nasıl taşıyabiliriz diye düşünüp satın aldığımız portatif projeksiyon cihazları hakkında birazcık konuşmak istiyorum. İki ürünü de satın aldık. Bir tanesi benim, bir tanesi bu kanalda daha önce videoları bulunan motosikletini pert eden arkadaşım Anıl'ın. Ben Visionic M1 Mini Plus'ı tercih ettim. Anıl'ın tercihi de Nebula Capsule 2 oldu. Neden dolayı tercih geldi? Yani hangi avantajlarından dolayı tercih ettiklerimizi de videonun ilerleyen kısımlarında zaten görebilirsiniz. Gerçekten biz bunları aldık. Bunları aldıktan sonra bir kabus çöktü herhalde. İşte pandemi, sokağa çıkma yasakları falan derken bir de bizim işlerimizin yoğunlaşmasını düşündüğümüzde gerçekten kamp yapmak için satın aldığımız projeksiyon cihazlarını kampta test edemiyoruz ve artık ben bu kadar beklemek istemedim. En azından açalım, edelim, test edelim, videosunu çekelim diye Bugün ofiste, masa başında bunun videosunu çekiyoruz. Gerçekten bunları kamp ortamında, yani dışarıda yapmayı daha çok isterdim ama kusura bakmayın diyerekten videoya başlayalım. Şimdi elimizde iki tane ürün var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi, Wilsonic. Wilsonic zaten 2020 yılında bu projeksiyon cihazıyla bayağı bir ödül topladı. Çünkü gerçekten boyutu ufacık, şu kadar. Cebe sığıyor yani 4 inçe 4 inç bir boyutu var ki bu da kot pantolonunuzun arka cebine bile koyabiliyorsunuz. Nebula ona nazaran birazcık daha ağır kalıyor ama tabii ki de Nebula'nın bu ağırlığı zaten donanım olarak geri geliyor kullanıcıya. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Bu videomuzun konusu bu iki projeksiyon cihazını karşılaştırma olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Dizi izlemeyi seviyorsunuzdur. Zaten kamp yapmayı da seviyorsunuzdur. Bunların ikisi de şu anda herhalde sevmeyen insan yoktur diye düşünüyorum. Kamp ortamında ve kamp ekibi kurulurken genellikle hep böyle WhatsApp yazışmalarında şey olur. O çekirdek kadroya dahil olmak isteyen kişiler olur ama çekirdek kadroda yani o bizim için bu tripod 3 kişi çekirdek kadromuz vardır. Yani bunlar olmazsa bence kamp olmaz. Benim arkadaş çevrelerimde. Şimdi bu tripod dediğim arkadaşlardan genelde bu Whatsapp'ta yazıştığımızda bir şey olduğu zaman herkes de işte abi maç var. Abi şu dizinin şeyi var. Yayınlanması. O su var bu su var ya da en kötü hepsini de geçtim. Benim çalışmam lazım. Şimdi bunların hepsini derleyip topladığın zaman çözebileceğimiz bir şey var. İşte bilgisayar, tablet. Ama toplu yapılan bir aktivitede bir kişinin bir ekrana bakmasıyla herkesin aynı ekrana bakması arasında dağlar kadar fark var. Yani şu ürünlerle kamp ortamında dışarıda yani bayıldığınız bir ortam arkadaşlarınız en sevdiğiniz arkadaşlarınız maç izlediğinizde maçın sonucu ne olursa olsun ondan aldığınız tat bence paha biçilemez. Bunu stadyumda alamazsınız o tadı diyorum. Şimdi bu ürünleri Biraz inceleyelim istiyorsanız. Öncelikle hangisini açalım? Zaten ikisini de açabiliriz. Çünkü ikisi de daha önceden açıldı. Tabii ki de bu sıfırdan kutu açma videosu değil. Çünkü biz bunları zaten internetten satın aldık. İnternetten satın aldıktan sonra bir onay vermemiz için bunları açıp test etmemiz gerekiyordu. Şimdi Visonic M1 Mini Plus'la başlayayım. Bu ürün gerçekten 2020 yılında bir design ödül almış ürün. Neden aldığını da zaten açtığımız zaman anlayabiliyoruz. Kutusunu açtığımız zaman içinden kendi rengi olan yeşilin dışında iki tane kapak çıkıyor ve bu kapaklar çok rahat bir şekilde değiştirilebiliyor. Bunlardan bir tanesi sarı, bir tanesi gri. Bir de ürünle birlikte gelen birazcık daha böyle mint yeşiline doğru çalan yeşil. Kutunun dizaynı çok güzel. Her şey yerli yerinde. Şöyle açtığımızda ürün karşılıyor bizi. Yani Wii Sonic'te gerçekten niye bayıldım? Şu kadar. Bu kadar. Yani ürün böyle bir kare ufacık bir ürün. Her yerde kullanabilirsiniz. Cebinize koyabilirsiniz. Ben bunu kamp ortamı için satın aldım. Ama aslında gerçek satın alma nedenim birazcık daha böyle saha çalışmalarında denetimlerde, herhangi bir yerde bir sunum yapmam gerektiği zaman bilgisayarımı taşıyordum eskiden yanımda ya da işte tablet oluyordu, bir şey oluyordu. Öyle olduğu zaman motosikletle gidemiyordum. Bunu almamın nedeni, motosikletimde cebime ya da işte motosikletimin şantasına koyuyorum. Gidiyorum, yapmam gerekenleri, flash diskini takıp halledebiliyorum. O yüzden benim için çok yönlü bir ürün olduğu için bunu tercih ettim. Kutunun içinden Kendisi çıktı, kapakları çıktı. Bir tane uzaktan kumandası var. Uzaktan kumandası birazcık böyle yani bu ucuz, Bim'de, A101'de satılan ışıklar vardır. Onların kumandaları vardır böyle. Onlara benziyor. Çok kaliteli bir kumanda değil ama zaten kumandanın üzerinde açması, kapaması, ileri geri tuşları, işte sesimesi onlar var. Kendi adaptörü var. Güzel bir adaptör yapmışlar. Bu bizim için. Bu da Avrupalı arkadaşlar için. Böyle klipsle yani yer kaplamıyor şu bile. Klipsini takıyorsunuz. Ucu Type-C. Enerjiyi veriyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz arkadaşım. V-Sonic cephesi bu şekilde. Şimdi şöyle ...koyabiliriz. Şimdi... ...Nebula'nın zaten kendisi daha büyük... ...daha ağır. O yüzden kutusu da haliyle daha büyük. Wilson'a göre. Güzel bir... ...böyle... ...Challenge Your Boundaries. Çok güzel. İçerisine ne koymuşlar? İçerisinde... ...böyle... ...karpostallar falan var. Yani bu şekilde kullanın. Keyfine bakın diyor aslında adamlar. Ürün böyle. Sarılı bir şekilde. Bu şekilde sabitlemişler. Bunları da çıkartalım. Ses bombası gibi. Çok güzel. Buraya kumandasını mı koymuşlar? bunun kumandası tabii ki kendi üzerinde dahili Chromecasti olduğu için Wilsonic'ten daha da güzel yani. Bunda gerçekten bir elektronik cihazın kumandası diyorsunuz. Bayağı başarılı. Kumanda, ürün, bir adet muhtemelen bu da aynen Type-C Type-C kablosu ve de Nebula'nın kendi şarj aleti. Bunda kendi şarj aletiyle şarj etmenizin birkaç tane avantajı var. Onları da videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim. Evet, Nebula da kutusundan bu şekilde çıkıyor. Kutusunun içinden kendi bir tane şarj aleti, bir tane kablosu, güzel bir tane kumandası ve de kendisi çıkıyor. Bu ürünün üzerinde 8 watt'lık hoparlörleri var ki Gerçekten dışarıda yani bir outdoor ortamında sesi çok tatmin edici. Çünkü bunun karşısında inceleyeceğim bir bu 2 watt küp hoparlörü var. Hoparlör de ona JBL yapıyor. Şimdi Nebula'nın üzerinde AUX girişi var. Bir üzerinde AUX girişi yok. HDMI girişi ikisinde de var. USB ikisinde de var. Type C ikisinde de var. Nebula'nın benim yani en hoşuma giden özelliği altında evrensel bir tripod bağlantı girişi var. Yani tripodunuz varsa bağladığınızda bu şekilde herhangi bir yere koyabiliyorsunuz. Ürün zaten yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 800 gramlar civarında birazcık ağır tarafa doğru kaçıyor. Başlıca önemli güzel özelliklerinden bir tanesi üründe otomatik netleme var. Yani bunun karşı tarafında Wilsonic de hala odaklansın diye netleme dümenini döndürüyoruz. Netliği bulmak için. İki üründe hemen hemen benzer seviyelerde ışık gücüne sahip. Yalnız işte bu benzer seviyeler dediğim işte Vivsonic için 120 lümen diyor. Nebula için 200 lümen diyor. Ama baktığın zaman o çok fazla bir fark yok. Tabii ki de ne bulak bir tık önde bir tık Türk ölçü bilimi bilirsiniz. Yani bir tık önde ama gene de çok atla deve değil. Gündüz performansı ikisinden de çok randımanlı bir şekilde alınmıyor. Bunlar daha çok işte güneş battıktan sonra karanlık ortamlarda kullanılmak için yapılmış cihazlar. İkisini de kullanabilmeniz için yani telefonunuzdan bir şey gönderdiğinizde internet gerekiyor internet içinde ikisinin aynı ağda olması gerekiyor telefonla tabii ki de bu paylaşımı yapabilmeniz için. Yalnız bu şekilde kullandığınız zaman birazcık yavaş. Kimi zaman donmalar yapabiliyor iki üründe. Bu donma olayı ara sıra olabiliyor. Yalnız Nebula'nın batarya kapasitesi V-Sonic'e göre gerçekten baya üst düzey. Çünkü Vivsonic'te 5000 mAh batarya kullanılmış. Nebula'da yanlış hatırlamıyorsam 9000 civarında. Ve bu da süre olarak baktığında gerçekten daha uzun süre gidiyor bu arkadaşın bataryası. Tabii ki de bu yani bir kere şarj edip yanımıza alacağımız ürün değil. Yanımızda zaten bunları şarj edecek powerbankler olduğu için kullanabiliyoruz. Ama siz eğer böyle daha uzun randımanlı kullanayım, daha çok bataryası gitsin diyorsanız tercih kesinlikle Nebula. Şimdi üründe benim ilk izlenim olarak gördüğüm şeyler bunlar. Gerçekten otofokusuna hayran kaldım. Kötü yanı bence bir Sonic'e göre daha sesli çalışıyor. Yani arkasında bir fan üflemesi gürültülü çalışıyor. Ben bunu sevmedim. Bu şekilde böyle silindirik kola kutusu gibi olması kimi yerlerde güzel ama atıyorum tavana yansıtacaksınız mesela. Bir sonraki böyle koyduğunuz zaman yansıtıyorsunuz. Bu bu şekilde bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor. Bunu sevmedim. Bir de portable kısmında benim gerçekten aradığım şey cebime koyayım gideyimdi. Bunu koyabileceğim cep yani motosikletin herhalde arka kanguru cebine koyabilirim ki ancak o şekilde taşıyabilirim. Ama gerçekten çok güzel ürün. Ve de zaten dezavantajlardaki <laughs> dezavantajların en büyük şeyi bana göre de fiyat. Bundan bunu almak için öbüründen iki tane alabiliyorsunuz. O yüzden benim tercihim Visonic oldu. V-Sonic M1 Mini Plus. Bu ürün gerçekten küçük olması benim açımdan çok önemliydi. Çok güzeldi. Benim tercih etme ne nedenim Birincisi küçük olmasıydı. İkincisi fiyatının Nebula'ya oranla birazcık daha aşağı seviyede, aşağı seviyede olmasıydı. Şimdi ürünün üzerinde aynı şekilde bir HDMI girişi var. Bu zaten bu da Nebula'da vardı. Sıkıntı yok. Ama bunun üzerinde bir AUX girişi yok mesela. Burada zaten Nebula tokatladı bunu her halükarda. Kumandalarına baktığımda Nebula'nın kumandası daha güzel. Gerçekten. Çünkü üzerinde bir Chromecast var. Yani Android cihaz. Bizimki öyle bir şey yok bizde. Ama Chromecast'im var. HDMI'dan bağladım. Onun enerjisini de Powerbank'e bağladım. Diyerekten Chromecast kullanabilirim. Telefondan yansıtarak. İşte birazcık daha meşakkatli oluyor. Ama bu ürün onu kendi içinde dahili olarak sağlıyor. Bir Sonic'in bence kişiselleştirme kısmı çok hoşuma gidiyor benim. Kendi ürün diye söylemiyorum. Bu kapaklarını değiştirdiğiniz anda isteyen istediği renkte kullanabiliyor. Bunda öyle bir şey zaten yok. Ama bu da zaten bir karşılaştırma değil bence. Yani bu ürünlerin kendine göre şeyleri. Otomatik netleme bu arkadaşta yok. Şöyle her zaman yani eski projektörlerdeki gibi tekerleği çevirerek netliği buluyoruz. Şimdi bunun 5000 mAh bataryası ekonomik modda bir buçuk saate kadar gider diyor. Yalnız ben bunu da bir buçuk saat şeyinde hiç görmedim. Açık konuşayım. 45 dakika 50 dakika bir bölüm dizi izlediğiniz zaman arkadaş diyor ki abi bana enerji ver. Artık hani bitiyorum. O yüzden bir buçuk saat işte eko modda falan belki görüyordur da ben işte eko modda kullanmak mantıklı değil sonuçta en parlak ne kadar veriyorsa o kadar kullanma taraftarıyım. Onda da işte bir bölüm dizi izleyebiliyorsunuz sadece. Ondan sonra ViewSonic'de benim hoşuma giden özelliklerden biri mesela tavana yansıtacaksınız. Tavana çok rahat yansıtabiliyorsunuz. Konumlandırması. Şu bu arada şu şekilde de çok güzel duruyor. Kendiliğinden dikeyde ekranı düzleştirebiliyor. Aynı mesafede ikisini yan yana koyduğumuz zaman ViewSonic yaklaşık 1-2 inç daha büyük ekran size sağlıyor. Ama bu da zaten çok böyle atla deve şeyler değil. Bu iki üründen de hangisini alırsanız emin olun zaten kesinlikle bir kamp ortamında hoşunuza gider. Gündüz kullanmıyorsanız sadece. ViewSonic üzerinde işte 2 wattlık bir hoparlör var dahili. Bu da yeterli. Ha ikisinde ses kaynağı olarak kullanacağım derseniz mantıklı olan taraf gene Nebula. Bir kumandası çok uyduruk bir kumanda. Gerçekten yani bununla dizayn ödülü alıyorsun ama bu kumandayı yapıyorsun. Abi şu kumandaya bakar mısın ya? Çok kötü. Bunu beğenmedim. Açılırken ikisi de aynı şekilde birazcık gürültülü açılıyor. Wilsonic şarj olurken ben burada benim ürünümde mi bir sıkıntı var dedim ama şarj olurken kendi şarj aletiyle şarj ettiğinizde birazcık ses yapabiliyor. İlk başta hata falan sandım ama bütün bir sonraki ürünlerinde meğersem böyleymiş. Nebula tarafında şarjı bayağı uzun sürüyor. Eğer kendi şarj aletiyle bile şarj ediyorsanız gerçekten de seviyeler şarj olması biraz beklemeniz gerekiyor. Hele ki böyle uyduruk şarj falan şarj ediyorsanız bu arkadaş şarj olana kadar bayağı bir süre bekliyorsunuz. Ama bunda öyle bir şey yok. Bu bu ona göre daha hızlı şarj oluyor. Kullanımlarında, kullanım kolaylığında ikisi de aynı diyebilirim. Gerçekten ikisini de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz edin aklınızda diğeri kalmaz kesinlikle. Bende öyle oldu. Biz ikisine birden bakıyorduk işte Anıl'la birlikte. Anıl tercihini Nebula'dan yana kullandı. Çünkü onun için daha farklı özellikleri bu barındırıyordu. Ben birazcık daha Portable olmasını istediğimden dolayı Wii Sony'yi tercih ettim. Ama bu iki ürün de gerçekten kamp ortamında mükemmel. Yani aç maç izle, aç dizi izle, aç Baby Shark izleyip dans et çocuklarla birlikte. Bunların hepsini bu sağlayabiliyor ve gerçekten kamp ortamınızı bir üst seviyeye taşıyabilecek ürünler. Bunların çok fazla gerçekten teknik detaylarına değinmedim. Zaten onlara değinsek bu video herhalde bayağı bir uzayıp gidecekti. Başlıca değinmek istedim. İşte bir kullanıcı gözünden hangisinin artısı, hangisinin eksisi gibisinden birazcık yorumladım, ettim. Ürünler gerçekten ikisi de çok güzel. Yani bir sonraki herhalde eğer bu pandemiler, sokağa çıkma yasakları, onlar bunlar, bilmem neler biterse zaten kamp ortamında da kesinlikle bir çekimini yaparız. Dışarıda nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Şu anda ben az önce ofiste yansıttım, denedim duvarda. Tabii ki de hani ışık kaynakları, ondan sonra işte duvarların düz olmaması vesaire vesaire çok da güzel olmadı. Ama bunlar mesela çadırın içinde çok güzel kullanılır. Ben arabamın perdesine yansıttığında çok güzel oluyor. Onu denedim çünkü aşağıda ama çekemedik. Böyle bu videoyu şimdilik burada kapatabiliriz. Beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz. Ya da ürünler hakkında daha detaylı, daha farklı çekmemizi istediğiniz bir şeyler varsa inceleyip çekeriz kesinlikle. Videoyu uzatmamak için teknik konulara değinmediğimi zaten bahsetmiştim. Çünkü teknik konularda eğer tek tek değinseydim gerçekten... İlk öyle yapacaktım videoyu. Baktım işin içinden çıkamıyorum. Çok fazla dağıldım. Dedim gerek yok. Sadece kullanıcı olarak neler yaşadım, neler ettim onları göstereyim. Onları söyleyeyim. Zaten bunları satın almayı düşünen bir insansanız muhtemelen araştırmışsınızdır. Araştırmadan satın alacağınızı düşünmüyorum. Ama alacaksanız bundan alın. Boş ver. bu güzel değil. Şaka bir yana. Wilsonic herhalde benim ilk bilgisayar monitörüm olduğu için bir hafif bir marka sempatizanlığı da var. O yüzden bir sonik yapmış abi. Ödül almış abi. Küçük abi. Güzel taşınıyor dedim ve bir sonik aldım. Ben aldığımda bu arada 2000 lira civarındaydı bu ürünün fiyatı. Şu anda 2300 400 bantlarında geziyor. Bu arkadaş hiç şey yapmıyorum. O 4000 liraların oralarda dolaşıyor ki yani 4K monitör aldım aynı paraya ne gerek var ya bunu almaya boş verin bunu almayın. Anıl şimdi izliyorsundur zaten bunu adam diyecek ulan adama şeyi verdik bizim malın kötüledi kötüledi durdu diye şaka bir yana gerçekten o da çok güzel ki bu kumandası üzerinde Chromecast olması sesli komut alması falan muazzam ötesi. Bizimkinde öyle bir şey yok bizimki normal komutunu bile birazcık geç alıyor. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz bu videoyu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik burada kapatalım. Herkese iyi günler. İnşallah kamp yapabildiğimiz, dışarıya çıkabildiğimiz, pandemi atlattığımız güzel günleri görürüz diyorum. Ama bu kurlarla bundan sonra bu tarz ürünleri alırken daha mı çok düşünürüz? Daha mı çok şey olur? İnanın ben de bilmiyorum. Ne yaparız, ne ederiz diye. Bakalım. Göreceğiz, edeceğiz herhalde. Artık elimizdeki malın birazcık daha kıymetini bilmeye bakmamız lazım. Yoksa bunların yenisini almak, inanın şu şartlarda, şu şeylerde birazcık daha insanları canını sıkıyor, zorluyor da. Neyse çok uzattım gene. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. V Sonic abi. Ne yapayım ne bulayım ya? Ne bula kim? Daha dün çıkmış. Kayıt son.